Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 7. bölümüne hoş geldiniz ve ateşli! Bu sefer dayanmadı ya. Evet. Server'ımızın... Gidip göz atalım mı hemen? Şöyle bir bakalım, geri gelelim. Evet, bir nether'a göz ucuyla bakıp çıkacağız. Ah, sen aldın lan. Neyi? Abi sen gittin daha önce. Ha ha ha. Ben kaldım var gibi orada şu an. Benim gitmem daha önemli ama. Videoyu ben çekiyor. Tabii yarım saat bir download terrain. Oo, direkt Nether Quartz ore'lar var. Aynen. Ben redstone için geldim, biliyor musun buraya abi? Ha. Burada redstone bulmak daha kolay ve bulunca öküz gibi buluyorsun. Bu arada kaç. Örümcek. Blaze mi bana böyle geliyor? Ne? Buradakiler Blaze mi? Blaze'in yandan yemişi diyelim. Blaze ot çıkarıyorlar umarım. Bilmiyorum. Ve ben biraz obsidian kazıp geliyorum. Evet, geri geldim ama obsidian'ı yapmadan önce mana steel pickaxe'imiz için bir şey yapacağız. Aynısını ben yaptım. Daha önce yaptım. Evet. Mana tablet. Bunu... tabii önce şunu ayarlamamız lazım. Tabii ki de benim wand'ım yukarıda kaldı. Mana steel pickaxe ve mana tabletimi yaptım ben de. Wand'ımı alayım hatta şuradan. Evet, buraya koymuştum, tamam. Wand, gel. Abone olun Engin Bey, tamam, neyse. Evet, ve tamam, Engin olur. Videomuzu çok güzel trollüyor. Ayrıyeten... mandalina grubundan da yine... Tamam, sparing mode. Evet. Ve şu arkadaş şarj oluyor. Evet, doldurdum. Hemen oluyor zaten ya, çok fazla mana üretmiyorsunuz. Kaç tane W'muz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane W'm, 2 tane de... Hydro bilmem ne. Hydra. Şey yiyor değil mi o? Bu ağaç yaprağı falan yiyor. Yok. Su. Ha, abi ağaç yaprağı yiyenden yapsanız da. Su da makul. Yapması basit ve çok güzel enerji üretiyor bence. Suyu otomatikleştirmek de çok kolay ama. Ben şey yapacağım. Daha fazla daybloom yapacağım. Evet. Ve şimdi ayrıyeten 5 tane daha daybloom. Şuradan sen gel. Benim yapmam gereken çok önemli bir ağaç var. Ağaç? Evet. Ağaç? Ne ağacı be? Muz. Muz ağacı. Neden muz ağacı abi? Çünkü muz. Bir doktor. Tam olarak evimizin bahçesinin ortasına koyuyorum. Büyümedi. Acaba güneş mi görmüyor orada? Muhtemelen öyle. Evet. Sen gel bağalım. Şöyle. Tamam. 5 tane daha daybloom tamamdır. Sarı çiçek topladıkça daybloomların sayısını arttırırım. Sordum sır. Neyse, kendi kendine büyüsün artık. Evet. Şu mana tablet ne işe yarıyor diye soracak olursanız, mana pickaxe, mana tableti enerjisini kullanıyorum mana üretmek için. Ve kendime bir adet mana üretmek için demişim, pardon. Durability'si yerine. Flux capacitor gibi bir şey. Aynen. Onun amcasının oğlu. Benim kaç tane şeyim oldu. Daybloom'um. Evet, ve şimdi suyumuzu da aldığımıza göre 15 tane olmuş. Yaptığım bir iki değişikliğe bak göstereceğim. İlk olarak şunları steel versiyonlarıyla değiştirdim.
Aynı recipe, sadece şurada steel plate kullanıyoruz. Çok daha iyi bir, çok daha hızlı bir biçimde steam üretiyorlar. Yani makinelerimiz donup kalmıyor. Ve şuraya ikinci bir blast furnace'ı da yerleştirdik. Evet, bu değişiklikleri yaptık. Ondan sonrasında... Sargım'da geçeceğim de. Ben de yeter, onu yapacağım. Ben de onun için obsidian toplayacağım. Yeterli redstone yok. Neden obsidian? Obsidian lazım crafting için. What? Ya ama. Ya hayır, gülme. Güldürmem. Yaparım. Yaparım. Nerede benim tamim rolüm? Nerede benim şartlarım? Arkadaşlar bu köfte çok güzel çocuk da arasında çok gıcık olabiliyor böyle. Canım canım. Köfte yanacaksın biliyorsun değil mi? Neyse ben obsidian'ı bulup toplayıp geliyorum. Yani ve geri istiyorum. Geldik. Evet, şimdi yukarı çıkarken sizlerle birazdan ilgilenirim. Yeniden doldururum. Şimdilik önceliğim vatanım, milletim. Hayır değil. Şimdilik önceliğim ne? Ender IO. İlk olarak bir adet Sterling Generator yapalım. Ender IO'ya giren köfte. Ha? Ender IO'ya giriyor. Aynen. Önce yok, önce segment yapalım. Bir tuhaf geldi değil mi? Bir yere not alın. İnanasın gelmiyor. Çünkü tutulmanın etkileri mi bunlar? Dın dın dın. Plot twist. Evet. Ardından sen lazımsın. Basic capacitor nasıl yapılıyor? Copper ingot, gold ve... Tabii inventory benim hayvan gibi dolu. Şunu azıcık boşaltayım şuraya. Sen gel, sen git. Sen git, sen git. Siz gidin. Siz gidin. Tamam, bu iş görür. Şuraya da iki parça bir şey atalım. Şimdi. Copper ingot. Copper. Copper ve goldları şöyle alalım. Steel'leri de alalım. Şimdi. İlk olarak ne lazım? 4 tane steel plate yapalım kendimize. Tamamdır. 4 tane steel plate'imiz hazır. Ardından 1, 2... Copper. Redstone lazım. İşlenmemiş halde redstone'um var mı? İşlenmiş halde pardon. Şöyle var. Tamam, hemen şunları bir işleyelim. Ondan sonra... Hızlıca işlenin siz. Evet. Bu arkadaş o yüzden çok güzel bir makinedir. Ve sonlarım gelin buraya. Ve ardından sen. Tamam, basic kapasitörümüz hazır. Ardından iron bar lazım. Iron bar için şu iron'ları alalım. Bir saniye, nasıl yapılıyordu? Iron rod. Ha tamam.
Branch. Tamam, 8. Evet. Ortaya... Bir saniye, ne geliyordu? Basic kapasitör ve 4 tane de steel plate. Ve machine casing'imiz hazır. Kesis, pardon. Aynı şey. Ardından sen ortaya... Bir tane sen... 2 tane piston... Pistonlarımız zaten buradaymış. 3 tane obsidian, 2 tane de flint. Tam olarak 2 tane flintim var. Ve segmil. Evet, segmilimiz var artık. Şimdi iron rig, iron rod. 5 tane daha iron rod yapacağız. Evet. Ya da yapamayacağız. Gelin bakalım hammercıklar. Ha, stick varmış burada. Crafting table, dünyanın en temiz crafting table kullanımına sahibiz, değil mi? Evet. Bunlardan sonra hammer'dın değil mi sen? Evet, iron ring. Ardından başka ne lazımdı? Ha, bu arada senden bir tane daha lazım. Bir set daha. Evet. Hammer. Ardından... Thunder. Bu da hazır ve... O yok, sen değildin, sendin. Bir tane piston. Bir tane furnace. Geri kalanı da stone brick. Tamam, orada distonum yoktu. Şöyle stone brick yapalım. Ve stirling generator. Harika. Bu arada seni yüzeye çevirelim. Boş olman gerekiyor değil mi senin? Evet, neyse. Daha sonra ilgileniriz seninle. Peki, bunları nereye koyalım? Aşağıda zaten makine odamız. Stirling Generator ve Segmill. Evet. Ben Segmill'e ne koyacağım? Şimdi ben segmenti ne için istiyorum? Onu unuttum tamamen. Evet, segmente giriş çektim, ancak ne için giriş çektim? Bu arada recipes, ha şurada gözüküyordu. Gördüğünüz gibi segmentte bayağı bir şey yapabiliyoruz şu an. Ayrıca segmentin yanı sıra bir de alloy smelter da yapalım. İşte onun için Block of Iron gerekiyor. 4 tane. Evet. Block of Iron. Iron'lar burada doğru. 27. Tamam, 36. Bir ara tekrar Iron toplamaya gitmem lazım. Iron demişken şu arkadaşı da bir parti daha pişirelim. Çünkü bolca steel'e ihtiyacımız olacak. Çünkü kullandığımız neredeyse her mod steel kullanıyor.
Siz gidin. O Dark Ashes ileride işimize yarayacak bir şey, ancak şu an hiçbir işimize yaramıyor. Evet. Ne dur, Segmil recipe'lerine bakıyorduk o esnada. Şöyle silikon üretiminde kullanabiliyoruz. Ayrıca bu silikon bunda yarıyor. Onu da kullanacağız. Bunun sıra direkt madenleri artık bunda işleyeceğiz. Hatta bu arada. Tamam, yatalım hemen bir. Ve bir kişinin daha uyuması lazım. Evet, bir kişinin daha uyumasını bekliyoruz. Evet, kimse uyumuyor. O yüzden slash kick. Bence gayet makuldü. Evet. Segmil. Ve furnace yapacağız şimdi. 3, 4. Evet. Goldlar. Copper. Redstone. Basic capacitor. 3 tane fırın. Ardından başka ne lazımdı? Cauldron. Tamamdır. Evet, cauldron. Ve 4 tane şimdi. Şimdi. Evet, alloy smelter da hazır. İkisini aynı anda kullanamayacağız bu arada, haberiniz olsun. Ve şimdi yapacağımız şey. Bana 3 adet chest lazım. Bunun için direkt şöyle bir şey yapıyoruz. Ve şunların yüzeylerini ayarlıyoruz buradan. Yok, buraya herhangi bir şey gelmiyor. Tamam, pull. Push. Tamam, buradan alacak, buraya çıkış verecek. Sen de... Buradan alacaksın, buraya çıkış vereceksin. Yani burası çıkış chest'i. Bu ikisi ise giriş chest'i. Hatta çıkış chest'inden bahsetmişken bir şey yapacağım. Valla. Dın dın dın. Ve iron chest. Evet. Şimdi bunlar da hazır olduğuna göre alloy furnace nedir diye soracak olursanız furnace ve alloy smelter karışımı bir şey. Kendisi Gritic alloylarını yapabiliyor mu onu bilmiyorum. Mesela
Bronzu yapabiliyoruz bunda. Evet. Bayağı bir şey yapabiliyoruz. Evet, şimdi ben bir kalan süreye bakıp geliyorum hemen. Evet ve geri geldim. Ve yapmak istediğim önemli bir şey daha var. O da mana tablet. Lütfen kafayı yeme. Energetic alloy. 6 tane gold, 6 tane glowstone, 6 tane de redstone lazım. Buralarda eş hiç glowstone koymuşum, bir bakalım. Hayır, koymamış, tamam. Chester şu an bayağı düzensiz. Heh, tamam. 6 tane glowstone. Goldlar burada zaten. Hatta kalanlarını bırakalım. Aynı şekilde redstone'larını da. Redstone'lar kalsın. Çünkü redstone'lar gerekecek. Aslında goldlar da gerekecek. Özür dilerim. Hala tam iyileşemedim. Alloys only. Tabii ki de buna ne koymak lazım? Gomür. Tek başı 20 RF üretecek bu bize. İlk olarak bunu atıyor sanırsam. Ha tamam. Bu işlenmeye başlamış. Evet. Çalışa dur. Evet, bunları gene bekleyeceğiz. Evet, harika bir bekleme sürecimiz var, değil mi? Ama artık temel Endrayo makinelerimiz hazır. Bunun yanı sıra benim yapmam gereken başka bir şey daha. İki tane daha. Senden yapmak. Ardından bir tane coal dust'ım olacak illa. Aynen. Hatta hazır gelmişken hepsini atalım. Kömür tozları. Teşekkürler. Evet. Ve bir yandan da şu arkadaş gelsin şöyle. Ve şimdi basitçe şunları bekleyeceğiz. Hatta şunu şimdilik kaldırayım. Tüm enerji buna gitsin. Evet. Öğlen saatini geçtiğimize göre millet yavaştan gelmeye başlayacak zaten. Evet ve ben şunları bekleyip geliyorum hemen. Evet ve geri geldim. O esnada yapmam gereken başka bir şey daha var. Ancak o biraz beklesin. Ve bir adet user'ımız geldi. Selamlar. User selam. Ne haber köfte? İyidir, senden ne haber? YouTube'a selam söyle bu arada. Selamlar. Aynen. O esnada sizler bir gelin şöyle. Bana şuradan ne lazım? Miner's Backpack. Evet, bana string, wool. Kotonumuz var mı? 3 tane var. Ama dışarıda biraz kotonumuz olacaktı. Yaz nedense koton deyince aklıma kotor geldi. Kotor oynamayı özledim. Ah. Bu arada izleyicilerin pek çoğu kotoru bilmez. 2000'lerin başında çıkmış bayağı sağlam bir RPG oyunudur. Yani grafiklerin eskiliğine aldırış etmeyen tiplerdenseniz mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Bir de İngilizceniz de varsa. Kesinlikle... Köfte kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. Tamam.
Hatta miner's backpack yapıyorum. Kolay gelsin. Aynen. Şimdi ayrımımız yok. İki tane miner's backpack yapıyorum kendime. Şimdi bir şey. Benim bir tane daha chest'im olacaktı şuralarda bir yerde. İki tane varmış hatta. Evet. Artık miner's backpack'imiz var. Evet ve bu da hazır. O zaman ne yapıyoruz? Şunu hazırlayıp şu arkadaşın verimliliğini direkt arttırıyoruz ve artık kendisi 40 RF üretiyor. Yani iki makineyi aynı anda çalıştırabiliyor. Ben geldim. Hoş geldin. Ben de Endra'yı bitirdim gibi bir şey. Daha sonra bitirdim değil de hani girişi bitirdim. Evet. Sen ne yapıyorsun Engin? Ne yapayım? Ay, eve mobilya geliyormuş. Hı. Onları taşıtacaklar bize. Ama benim kolum sakat. Aa, geçmiş olsun. Geçmiş olsun Engin. Diamond mı o elindeki Engin? Ne? Manastir. Ha. Şey kanka benim kuva nerede? Burası ne böyle? Bu arada şu mana tablete küfür ediyorum şu an. Niye? Inventory Twix'de kafası karışıyor. Nasıl yanıyor lan bura? Bilmiyorum yandı. Tavan da yanmıştı. Şunlarla değiştirdim. What the? Böyle güzel olmuş ya bunu değiştirdim daha güzel. Neyse dur. Yaz boş haline çeviremiyormuşsun onu öğrendim. 26 tane steel'imiz olmuş. Kovayı versene kanka bana bir. Bu arada segment demişken ben diamondları segment'den geçiriyorum. Ama önce dark steel. Biz de segment'ın crafting'lerini falan hazırlayalım kanka. Kanka. Aynen. Şey yapalım. Videoyu görelim biz de. Bu arada dark steel nasıl yapılıyordun sen? Steel plate, obsidian ve bu. Tam olarak yeterli obsidian'ım var. Ama redstone'umuz çok az kanka. Aa tamam. Kanka nedir lan toplarız? Abi denizliye uzun adam geliyormuş. 4 tane redstone'a ihtiyacım var şimdi. Evet ve şimdi kömürlerim burada. Dört. Sen gel şöyle. Sen de gel şöyle. Çekicim nerede? Geçemiyorum şu anda. Geçemiyorsun? Geçemiyorum şu anda. Herkes durdu. Yo. Dörden atıldım. Sende alakalı kanka. Bende bir şey yok. Coal dust ve obsidian. Zengin düştün. Aynen. Birazdan gelirsin. Evet, bunu neden yaptım diye soracak olursanız Diamond'ı en verimli işleme yöntemi bu. Segmil. Şuraya bir şey koyduğunuzda şu ikincisinin yüzdelik şansı bayağı artıyor. Tabii ki de şunu unuttuk. Evet, gördüğünüz gibi 5 tane koydum içine, bakalım kaç tane elde edeceğiz toplamda. 13 tane. 5 tane oradan 13 tane diamond elde ettim. Güzel. Aynen. Engin girelim artık şey Android'a ya. Ağır diyorum. Kanka şeyleri gold'ları işlememiz lazım. Evet. Gold'umuz var lan bizim. Varmış lan hayret. Yani gold'ların işlenmesi lazım. Bakalım redstone ore'lar segmilde işlenebiliyor mu?
Evet, işlenebiliyor ancak çok verimli döndür, değil. Döndür. Sizleri Macerator'da işlemek çok daha verimli. Yenge bizim Macerator nerede ya? Macerator yani hazır dedim de. Ha, yaptı edebiliriz yani. Ha okey. Aa bu arada bölüm başında göstermeyi unuttuğum bir şey. Yaptığım araştırmalar. Onları hızlıca bir göstereyim size. Şurası neredeyse tamam, şu ikisi hariç. Şurı... Ses. Engin. Tamamdır. Dokunmuyorum. Şurası bu şekilde. Ki en çok ihtiyaç olan wand'ı da yaptık. Wand of Equal Trade. Alkemi bu şekilde. Temel ihtiyaçların çoğu var. Burası bu şekilde. Şuna ihtiyacımız vardı ve onu araştırdık. Kalimera, bir de ilk ağaç farmını neyle yapalım biz? Ve golemleri nerede? Abi. Golemleri neredeyse tamamen tamamladım. Yani önemli bir kısmını tamamladım. İhtiyacım golemlerle var. Golemlerle de yapabiliriz. Kart şunu... yapalım abi. Kartla yapıyoruz kaç zamandır. Şu olur. İlk en çok ihtiyacım olan şeydi. Çünkü buraya hiç dokunmadım. Abi lan. Buna da hiç dokunmadım. Şunu kartla kullanacağız bu arada. Onu göstereceğim size. Aynen, kartla yapalım kanka. Evet ve sanırım burada bölümü bitirebiliriz ve 21 mi 22 mi ne öyle bir diamond, oradan 49 tane diamond elde ettik. Oh yeah. O köfte vidal ısmarlarsan abi. Evet, ayrıca göstermeyi unuttuğum bir şey şurada, şu input kue yani giriş kuyruğu, girdi kuyruğu ve fuel efficiency koydum. Hem yakıtı daha verimli kullanıyor hem de buraya kuyruk halinde bir şeyler koyabiliyorsunuz. Evet, sanırım bölümü burada bitirebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.